Hastaneye gidip bazı işlemler yapmam lazım. Teslim almam gerekiyor. Tamam sen git. Ben buradayım zaten. Bırakma. Tamam. Annem şimdi nereye gidecek baba? Cennete bence. Cennetten beni görebilecek mi? Benim annemler ilk gittiğinde ben de hep onların beni... Ben babama sordum. Dışarıdayım. Çok zor olacak hepimiz için. Süreyya, benim seninle konuşmam lazım. Yani yerimi zamanımı bilmiyorum ama o önemli. Ne oldu? Gelsene bir. Annem bana bir söz vermişti. Tüm sözlerini tutacakmı? Keşke elinde olsaydı oğlum. Ama unutma. Anneler çocuklarını hiç yalnız bırakmaz. Sadece senin onu hissetmeyi öğrenmen lazım. Sen ona her ihtiyaç duyduğunda o hep yanında olacaksın. Tamam mı? Hep yanında olacak. Biraz izin verir misin? Hiç korkma oğlum. Hiç korkma, ben hep senin yanındayım, tamam mı? Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni hiç bırakmayacağım, tamam mı? Sana söz veriyorum. Benim şimdi küçük bir işim var. Hemen halledip geleceğim. Babaannenin yanında. Tamam mı aslanım? Hadi aslanım. Ey yanım. Hadi aslanım. Ey yanım. Ey yanım. Begüm kılacak belki ama... Ya Faruk, bütün derdin çocuğun boğazından iki lokma bir şey geçsin. Günlerdir hiçbir şey yemiyor. Sen mi denesen? Şöyle görebileceği bir yere bırakalım da belki görünce canı çeker. Ben ofise geçiyorum. Fikret'in kafası yerinde değil, o yüzden bir sürü iş birikmiş. Tamam tamam, sen git, ben buralardayım zaten. Ufak bir işim var, halledeyim döneyim hemen. Faruk acaba okulla mı konuşsan? Rapor alsak, birkaç gün daha gitmese. Zaman hayatım. Zamanla kalbiyle yaşamayı öğrenecek. Faruk, Emir biraz toplasın. Biz de ev bakalım, olur mu? Ona da iyi gelecek, bize de daha iyi gelecek. Hani sen gitsen de ben gelmem diyordun. Ne oldu? Hayırdır? Şu an geçici bir ateşkes olduğunu biliyorsun evde. Sonra her şey kaldığı yerden devam edecek. Ve bu sefer taşlar o kadar kolay yerine oturmayacak, ben sana söyleyeyim. Bu çocuğun psikolojisi bunu kaldırmaz Faruk. Açıkçası benimle. Tamam, konuşuruz. Benim biraz işim var. Onları halledip geleceğim. Tamam mı? En azından artık okula gidiyor Faruk. Hadi koş. Çok yavaşsın valla. Süreyya, Allah aşkına dur. Ne olur dur. Keçi gibi dağ tepe koştuk. Geberdim. Ay. Ay Faruk, evden çıktığımızdan beri söyleniyorsun. Vır vır. Bu nasıl bir şey ya? Ya işim var, gücüm var. Ofise gideceğim Allah aşkına. Fikret de zaten gemiyi azıya aldı. Allah'ım. Tek tabanca uğraşıyorum. Çok yorgunum. Çok acıdım sana şu an. Çok acıdım gerçekten. Söyle bakayım, onlar ne yapmaya karar verdiler? Ne bileyim ben. İşte İpek'e zaman veriyormuş. Fikret bir evde, bir değil. Beni de uzak tutuyor, karıştırmıyor. Ha. Süreyya. Hacım. Annem çok üzgün, farkındasın değil mi? Oldu o zaman, haydi koşmaya devam. Ya bir dur. Harun. Hemen lafı değiştirme. Bir dur, tamam. Bak, seninle konuşmak için fırsat kolluyor. Sen Prag'dan dönünce yapmış böyle bir şey. Sonradan da vazgeçmiş. Bu annemin saçma sapan hamlelerinden biri. Ben de çok kızdım. Affedilmez bir şey dedim. Ya evden taşınmayı ben istiyorum zaten. Ama inan bana. Üzüntüsünde samimi. Vallahi Faruk, ben söylediği hiçbir şeye güvenmiyorum da, inanmıyorum da. Emir toparlansın, hemen gideceğiz zaten. Benim için konak bitti artık. Ya tamam bak, sen çok kızgınsın. Haklısın da. Ben de çok kızgınım. Ama inan bana, ben annemi uzun süredir bu kadar üzgün görmedim. Bak bu sabah böyle kalabalık bir kahvaltı istiyor. Herkes orada olacak. Sen de ol. Heh. Tamam hadi. Dur. Ya yine başladı koşmaya. Ailesine bir şey söyleyecekmiş. Ben aileden değilim malum diyeceksin ama işte diyemiyorsun. Çok tıkınıyorlar yoksa. Bilmek istemezsin. Ev hisseli harikalar kumpanyasına döndüğü için kim ne yapacağını sapıttı. Konuyu burada gündeme getirmem bile yanlış. Yani bu burada konuşulacak şey mi? Gelin hanım. Gelin hanım. Gelin hanım. Faruk Bey, yetişin. Faruk Bey koşun. Faruk Bey. Geldim böyle buldum. Süreyya. 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 Arabaya hazırlasın. Arabaya hazırlasınlar hemen. Süreyya hayatım. Ağrınsızın falan yok değil mi? Yok hayatım yok ya. İyiyim dedim ya sana. Çantamı alıyordum sonra. Böyle yapıştım yani stresten herhalde bilmiyorum. Aklım çıktı be yavrum. Fark ettim. Konaktaki herkes de boşu boşuna ayaklandırmışsın zaten. Nerede kaldı bu testler? Şu testler bir temiz çıksın var ya, ben karımı alıp götüreceğim. Bir ev bakacağız. Bir daha da seni konağa sokmayacağım. Karımı sokakta bulmadım ya. Yani tam olarak da sokakta bulun aslında. Bak. Benim aklım çıkmış yaptığı şakaya bak. Ne yapayım? Birimizin senin kanlı kalması lazım. Yoksa şu kadını kaldırıp seni yatıracağım şimdi. Korkulacak bir şey yok. Hatta müjdemi isterim. Eşiniz hamile. Hamile miyim? Ne kadar hamileyim? Ne kadar derken? Ne kadar zaman olarak yani. Ne zaman kaldım? Yanlışlık olmasın doktor bey. Yani bir yanlışlık yok. Hatta daha detaylı muayene ve bilgi için sizi bir kadın doğum uzmanı arkadaşa yönlendireceğim. Yok var bizim doktorumuz. Hakan bey arar mısın? Faruk. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Siz yine de sakinliğinizi koruyun. Dikkatli hareket edin. İyi günler. Hakan Bey'i ara Faruk. Bir dur, bir sakin ol. Bir tadını çıkartalım şunu, bir dur. Tamam, bir Hakan Bey'i ara. Öyle sevinelim. Dur, bir yanlışlık olmasın. Faruk sen hamile değilsin, ben hamileyim. Hadi gidelim. Dur, yavaş. Hakan Bey'i... Yavaş. Hamilesin. Hamilesin. Ya dur Faruk öyle heveslenme hemen. Belki dış gebelik falandır. Allah'ım inşallah Hakan Bey oradadır. Hamilesin. Hamile miyim acaba ya? Ha? Dur sevinmeyelim ne olursun. Tamam bir 5 dakika daha sakin duralım. Hı? Kim? Açma sakın annen arıyor. Dur, bir haber verseydik, onlar da sevinseydi. Sakın söyleme, ne yapıyorsun Faruk? Söyleme sakın. Kanında bir şey varmış de. Ne bileyim, tansiyonu falan oynuyormuş. Kanı çekilmiş bir şey söylüyor. Ya ben hazır değilim, ne olur söyleme. Efendim? Faruk, Nasıl iyi mi? Nasıl oldu Süreyya? İyi iyi anne, gayet iyi. Bir sorun yok. Şimdi testler falan yapılıyor. Şey çekilmiş, düşmüş. Kanı çekilmiş, değerler düşükmüş. Bir şey yok yani, gayet iyi. Allah'a şükür, tamam. Geçmiş olsun ama sonucu alınca da beni arayın. Ben merak ediyorum. Tamam, tamam. İyiymiş. Tamam, kan değerleri düşmüş. İyiymiş, iyiymiş. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Ve 3 haftalık hamilesin Süreyya. Sonuçlarda herhangi bir sorun yok. Şimdi 3 hafta sonraya randevu yazacağım. O gün geldiğinizde kalp atışlarını dinleyeceğiz. Hem de ben detaylı bir kan testi isteyeceğim. Ama şimdi mutlaka tam bir idrar tahlili yaptır. Yani rutin işlem bunlar. Dizde enfeksiyon var mı yok mu ona bakacağım. Hakan... bir daha düşük ihtimali var mı? Bir şey söylemek için çok erken. Bunu zaten bize gidişat söyleyecek. İlk 3 ayı atlatmamız lazım. Bunu bütün anne adaylarına söylüyoruz. Ama tabii ki senin durumunda ekstra tedbirli yürüyeceğiz. Neleri yapıp yapmaman gerektiğini sen zaten biliyorsun. Siz hiç merak etmeyin. Ben gerekirse 9 ay kucağımda taşırım onu. Ona şüphe yok. Ben şimdi gidiyorum. Sana bir beslenme programı çıkartıp 2 dakikaya geleceğim. Seni şöyle sıkı bir kampa alalım. Hamileyim. Hamileyim. Faruk hamileyim. Hiç kimseye söylemiyoruz, tamam mı? Hiç kimseye söylemiyoruz. Hiç kimseye. Ben sadece teyzemle Dilara'ya söyleyeceğim. O da söylemek zorundayım. Çünkü eğer söylemezsem beni öldürürler. Öldürmemeleri lazım çünkü ben hamileyim. Önce bir şu nabzı bir normalleyelim de. Yanlışım. Ama bak Akif'e söyleyeyim. Yok yok, söyleyemezsin. Faruk ne olursun çok özür dilerim. Ama söyleyemezsin gerçekten 3 ay. Ben? Teyzemlere söyle. Akif'in nasıl sır tuttuğunu hatırlar mısın? Teyzemin hamileliğini nasıl öğrendiğimizi bir hatırlar mısın? Ne olur. Emir. Şimdi hiç onu düşünme. Tamam. Zamanı geldiğinde konuşuruz. Sana 3 ay dert tasa yasak. Dünya yansa diyeceksin ki aman kocam var o düzelsin. Bana ne? Tamam mı? Bu kadar. Anlaştık mı? Anlaştık. Karım hamile! Ya Faruk! Duydun? Duydum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Hamilesin. Hamileyim. Ay takıldık Faruk, devamlı hamilesin, hamileyim diyoruz. Takıldın ha. Ne yapayım, kimseye söyletmiyorsun, işimden patlasın. Ya ne olacak böyle peki? Pardon, 3 ay boyunca her yalnız kaldığımızda suratıma bakıp hamilesin mi diyeceksin? Ne diyeceğim? Ya bak şu an benim için sadece tek önemli olan şey senin sağlığın. Onun dışındaki hiçbir şey ne olursa olsun. Ya tamam Faruk, bütün kötü düşünceleri atıyoruz tamam mı? Şu ana tutunuyoruz sadece ve sadece iyilerini tutuyoruz. Çünkü hamileyim. Hayır, inanmıyorum ya. Ama seni şimdi böyle bırakmak çok zor ya. Uf, keşke bir yere kaçırabilseydim. Yok olmaz, ben daha okula gideceğim, kızlara söyleyeceğim. Hah, sen kendi ahbaplarında bunu paylaş. Ben içimde patlasın, böyle adalet mi şimdi ya? Ne yapayım ama seninkiler çürük yumurta, Akif çürük yumurta. Ne yapalım? Akşam Emir'i uyuttuktan sonra seni alır bir yere kaçarım artık. Dağ tepeye çıkar bağırırım. Çocuğum oluyor, bir çocuğun daha oluyor. Anlaştık. Ne yapıyorsun? Karım hamile, kapıyı açın! Karım nefes alamıyor, kapıyı açın! Ulan Akif. Harun. Hoş geldin yakışıklı hadi. Ne istersin vereyim? Şey yapsana şunlardan bir paket yapsana bana. Hepsini. Hepsini, hepsini. Sevgilim, dün bizim yıl dönümümüzde. Nice mutlu senelere. Hayatım kusura bakma ya. Ya hayatım ben sana kusura bakma dediği söylemedim. Zaten kutlayacak durumda değildik de. Ne olsun. Karımı bir öpebilirdin, bir sarabilirdin. Nasıl unuttum ben bunu? Ya hayatım bu yüzden söylemedim de bir müsaade edersen esas konuya geleceğim. Ne? Ben seni Uludağ'a kaçırdım ya. Hı-hı. Bütün motivasyonum sana güzel bir haber verebilmekti. Ama sonra hamile olmadığımı öğrendim. Meğersem o yıl dönümünü beklemiş. Akıllıdır benim kızım, akıllıdır. Aa, bir saniye, kız mı? Ne bileyim, öyle ağzımdan çıktı işte. Bir dakika, dün bizim yıl dönümümüzse bugün de Fikret'in doğum günü. Ha evet, doğru. Gerçi evde nasıl kutlanacaksa bu durumlarda yani. Hele hele sabahki durumdan sonra. Ne oldu sabah? Boş ver, boş ver. Şimdi evdeki stresleri konuşup da bugünü berbat etmeyelim. Buyur yakışıklı bey, çiğiniz hazırdır. Oo. Çok mu? Al, helali hoş olsun. Ay, teşekkür ederim. Tebrik ederim, gebe misiniz? Bak sen ya. Sanmıyorsun valla. Kestane mi koktu? Kestane mi? Yoldan alırız, gel 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 gel. Ya benim karımın canı kestane çekmiş, hamileymiş. Ben yeri 24 kapısına dikerim onun.